İlk bakışta bu el yazısı hiç de sıra dışı görünmeyebilir. Ancak bu tamamen düşünce gücüyle yazılmış bir yazı. Araştırmaya dahil olan katılımcılardan biri zihninde bir şeyler yazdığını hayal ediyor ve beynindeki dalgalar bir alıcı tarafından takip edilerek sanal bir kalem yardımıyla yazıya dökülüyor. Uzuv hareketini kontrol eden beyin sinyallerinin kişinin felç olmasından yıllar sonra bile var olduğunu fark ettik. Bu oldukça beklenmedik ve inanılmaz bir olay. Bir ortak araştırma girişimi olan BrainGate'de çalışan Henderson ve diğer uzmanlar el yazısı ile ilgili beyin faaliyetini deşifre etmeyi başardı. Araştırmacıların hedefi bedensel hareketleri kısıtlanan kişilerin daha hızlı iletişim kurabilmelerini sağlamak. Araştırmaya katılanlar arasında Henderson'ın yakından gözlemlediği, çöp atarken düşerek felç geçiren eski bir itfaiyeci de var. 10 yıldan fazla bir süredir felçli bir şekilde yaşıyor. Artık o da ekibimizin çok değerli ve vazgeçilmez bir parçası. BCI olarak da adlandırılan beyin bilgisayar arayüzü teknolojisi birçok araştırma grubu ve teknoloji firmasının odaklandığı bir konu haline geldi. Bu teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için henüz erken. Ancak insanlığa sağlayabileceği katkının alanı çok geniş. 5 günlük egzersizlerin ardından araştırmanın katılımcısı 1 dakikada 90 karakter yazabildi. Araştırmayı yürüten BrainGate ekibinden yapılan açıklamaya göre bu, BCI teknolojisinde kayıtlara geçen yeni bir rekor niteliğinde. Çığır açan gelişmeler sayesinde beynin hareket sinyalleri ile ilgili daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. İleride karar verme fonksiyonu ile ilgili yeni bulgulara bile ulaşabiliriz. Beyin implantları yaygınlaşıyor. Araştırmaların sonucunda hedef bu teknolojilere en çok ihtiyacı olan kişilerin erişebilmesini sağlamak. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington.